Merhabalar. Bugün Gözde Pusula kanalında adının hakkını verecek bir konu seçtim. Gaptur'u. Gaptur'u çok uzun zamandır hayal ettiğim, gitmek istediğim bir turdu. Güneydoğu Anadolu turu diye de geçer. Bugün merak edenler için hangi tur şirketinden alsak, rotada nerelerde duraklasak, ne yesek diye kendimce deneyimlerimden ve tavsiyelerimden bahsetmek istiyorum. 3 yıldır biliyorsunuz turist rehberliği programında çalışıyorum ve öğrencilerim mezun olduktan sonra kokartlarını alarak rehber oluyorlar. Sınavlarda da üzerinde sıkça durduğum bir konu UNESCO kültür mirasımız. Türkiye içerisinde yer alan kültür miraslarımızı gezmeyi çok sevdiğim gibi aslında Avrupa'da yani dünyada da mümkün olduğu kadar gezi rotalarıma ben UNESCO'yu eklemeye çalışıyorum. Bu turun içerisinde de benim için önemli olan manevi değer taşıyan şey buydu. Nemrut'u. Zeugma Müzesi'ni görebilecektim. Diyarbakır Hevsel Bahçeleri'ni, Diyarbakır surlarını görme şansım olacaktı. Dolayısıyla bu tur benim için önemliydi. Nasıl bir işlem yaptık? 29 Ağustos çıkışlı bir turdu bu. 6 Eylül'de bitiyordu. Daha doğrusu 5 Eylül sabahı. 7 gece 8 gündüz farklı farklı otellerde her gün başka bir otel konaklaması olan bir turdu. Otobüslüydü. Otobüslü bir gapturuydu. İsteyenler bunun uçaklı versiyonlarını da alabilirler. Pandemi döneminde biraz riskliydi, katılıyorum. Bu konuda hassasiyeti olanlara tavsiye etmem. Ama şöyle bir şans oldu. Şimdiye kadar hiçbir tur otobüsünde karşıma çıkmayan şans 1 ve 2 numarada. Yani otobüsün en ön, hemen rehberin yanında ve otobüs şoförünün de arkasındaki koltuklara denk geldik. Onun haricinde 40 kişilik büyük bir aracın içerisinde tura katılan sadece 12 kişiydik. Ben Grupal turdan aldım. Grupal'le bu katıldığım 4. tur. Daha önce Elegant Avrupa turu, Pamukkale travertenleri gibi başka dünyada ve işte Türkiye içerisinde turlar aldım. Rehberlerinden çok memnunum. Hatta ufak bir dipnot. Elegant Avrupa turu almak isteyen, nerede o rotaları gezmek isteyenler için Fransızca ve İngilizce dil bilgisi çok iyi olan Selma Burçak Targaç rehberimiz. Bunu da anayım buradan. Çok bilgili. Tur boyunca da ekstra bilgiler veriyor. Bu turda da yine rehberimiz çok önemli bilgiler aktardı. Mesleki deneyimlerini de paylaştı. Ve önemli olan her turda keyfi, oralardan aldığınız hazzı etkileyen şey aslında katılımcıların birbirine yaklaşımları, samimiyetleri. Saat 12'de toplanıyoruz dendiğinde herkesin hemen orada bir arada olma durumları ve hani aksaklık çıkarmamasıdır. Ben bu anlamda da değerlendirdiğimde gerçekten çok keyifliydi. Taş Köprü'yü gördük. Bir sinema müzesi var ama kapalı olduğu için ben içerisine giremedim. Tur programına dahil değildi ama rota boyunca eğer gitmeden önce Google'dan yazar ve siz rotaya yakın yerleri çıkartırsanız bunu rehberler çok sevmezler ama imkanlar dahilindeyse ek rotalar veya otele geldikten sonra kendinize akşam yürüyüşleri çıkartabilirsiniz. Adana'da da Atatürk evini ziyaret ettik yine tur dışında. Arkasından Harbiye Şelaleleri, bu da çok keyifliydi. Şelalelerin olduğu bir bölge. Harbiye Şelalelerin olduğu yerde ayaklarınızın suyla ıslanabileceği, orada çayınızı, kahvenizi içebileceğiniz, böyle şelale sesi dinleyeceğiniz, ayaklar suda bir mekan da var. Öneririm. Arkasından Birecik Barajı, Halfeti Tekne Turu. Halfeti Tekne Turu'nda da biliyorsunuz o sular altında kalan köyün hikayesini dinlemek, Batık Minare'yi görmek, orada çekilen bir de film var türküsüyle birlikte çok keyifli olur. Şanlıurfa biliyorsunuz Göbekli Tepe var. Orada bir yine UNESCO kültür mirası. Artık Atiye Netflix'te izleyebileceğiniz bu diziyle birlikte birazcık daha insanların ilgisini çekti. Ben de bu konuda tabii destekliyorum. Diziler, kitaplar ve müzikler bence turizmi destekliyor. Sömürmediği ve metalaştırmadığı sürece. Büyük bir ilgim vardı. Gittiğimde bitiremedim. Uzun zaman ayırmanız gereken bir müze olduğunu düşünüyorum. Müzenin açık alanda biliyorsunuz bir ören yerini anlatan yapıları A yapısı, B yapısı diye açıklayan kısmı var. Bir de kurbanların kesildiği bir ağacı var orada altında. O ağacı da resmedebilirsiniz. Ama Şanlıurfa Müzesi'nde buradaki kazı alanından çıkan küçük parçalar sadece bir odası o müzenin orijinal eser barındırmıyor. Haricinde Şanlıurfa'nın Göbekli Tepe, aynı zamanda Balıklı Gölü de görebileceğiniz bir müzesi var. Paleolitik çağı, Neolitik çağı hepsini böyle bir oda oda böldüğü, Balıklı Gölü de anlattığı ayrı ayrı bir müzesi var. Gitmek isterseniz yine müze kart geçiyor. Şimdi
Müzekart demişken buradaki hem Göbekli Tepe hem az sonra bahsedeceğim Zeugma Müzesi. Bu tarz müzelerde içeriye giriş ücreti için önden müze kartı almanız çok daha hesaplı olur. Eğer birkaç rota gezecekseniz. Müze kartın bireyseli 60 TL ama akademisyenseniz, öğretmenseniz veya rehberseniz 30 TL'ye alabiliyorsunuz. Bu 30 TL'lik müze kartınızı da mutlaka görselinizin olduğu, daha sonra kişiselleştirmenizi öneriyorum. Bunu bir resim işletmeniz geçiyor. Çünkü bazı yerlerde sıkıntı çıkabiliyor. Müze kart önemli. Kalmıştık. Göbekli Tepe diyorduk. Hem rotaların içerisinde 10 tane il hem de çok değişik ören yerleri olduğu için konudan konuya atlıyor gibi olduk. Göbekli Tepe'nin içerisinde video odaları var. Orada size hem tarihi dönemleri anlatıyor hem de varsayımlar üzerinden de gidiyor. Bazı bilgiler veriyor. Bu video odalarında ve dokunmatik ekranlarda da ilginizi çeken konu başlıklarını inceleyebilirsiniz. Ben hepsini yuttum. Daha da devam edecek gibi görünüyor. Çünkü şu çok etkileyici bir şey. Yani ayak bastığınız bir yerde fotoğraf çekiliyorsunuz tabii filan ama aşağıda bir uygarlık var ve orada bir tapınak var. 12 bin yıl öncesine gidiyorsunuz. Bir şeyler yaşanmış orada. Ve onu böyle bir kuş bakışı tepeden görmek aslında çok enteresan bir duygu. Biraz kafa patlatmak için güzel bir mekan. Öneririm. Sıra gecesi turun bence en hatırlanası yerlerinden bir tanesi. Size bir set menü geliyor. Bu menüde bütün kebaplar var, çorbası. Gözünüzün önünde çiğ köfteyi yoğuruyorlar. Bence yediğim en değişik çiğ köfteydi. Tabii ki yine hassaslar bu konuda da. Maskelerini takıp eldivenle birlikte yapıyorlar bunu. Vazgeçilmezi o fasıl. Davullar, zurnalar gelip size ne istiyorsunuz, ne çalalım gibi de soruyorlar. Yani gerçekten çok enteresan bir ortam. O mimari çok güzel. O eski yapıda birkaç tane restoran var sıra gecesine katılabileceğiniz. Turlar seçiyorlar bunu. Bizim gittiğimiz restoran Gülizar Restoran'dı. Oradan da çok memnun kaldım. Yine yediğim en güzel yemeklerden bir tanesi de Şanlıurfa sıra gecesindeki Gülizar Restoran'dı. Hatay'da Asi Restoran'ın künefesi çok güzel. Ben tatlıyla aram olmasa bile yanına dondurmayla birlikte böyle altında mum yanan, böyle fokur fokur şerbeti kaynayan bir bakır tepsi de getiriyorlar. Oranın tepsi kebabı da yine fena değil. Meşhur, öyle çok beklentimi karşılamasa da Asi Restoran'ın yemekleri güzeldi. Yine mimarisi de eski bir yer. Şanlıurfa sıra gecesi 3,5 saat sürüyor. Ben giderken acaba 3,5 saat zurna sesi, hani biraz fazla mı zaman ayırmışlar falan dedim. Oynamayı da seven bir insan değilim ama açık konuşmak gerekirse halay çektim. Beni bile oynatan bir mekan. Gerçekten çok keyifli geçiyor. Mutlaka GAP turunda yer verin. Bunun için... tanesine değineyim. Mardin'i gezerken Mor Gabriel Manastırı var. Burası da yine çok değişik bir yapı. İçeriye giriş ücreti 10 TL bunun. Ben biletlerimi hep saklayanlardanım. Anı kutusu. Kasımiye Medresesi var. Bu da bir Mardin Artıklı Üniversitesi Sosyal Tesis ve İşletme Müdürlüğü'nün şeyi, bileti. 3 TL bu içeriye giriş Kasımiye Medresesi'ne. Yine Sabancı Müzesi var Mardin'de. Oranın tarihsel gelişimini, yöre halkının kıyafetlerini, araçlarını vesaire anlatan uzun zaman harcanması gereken bir müze. Eski Mardin'de yer alıyor. Buraya da müze kartınız varsa indirimli biletiniz 4 TL ile girebilirsiniz. Ne diyorduk? Evet, Şanlıurfa sıra gecesi. Oradan da son rotamız Harran, Balıklı Göl, Şanlıurfa Balıklı Göl ve Zeugma Mozaik Müzesi. Bu mozaik müzesinde de yine biraz mitoloji, yine biraz tarih, hepsinden bilgiler alabiliyorsunuz. Yine uzun bir zaman ayırmanızı tavsiye ediyorum. Çingene Kızı mozaiğini görmek, Hazreti İsa mozaiğini görmek, onların hikayelerini dinlemek mitolojik olarak çok keyifli olacaktır diye düşünüyorum. Eski Harran evleri de yine çok... Gelelim Gaziantep'e. Gaziantep bizim turumuzda sonuncu rotaydı. Gaziantep'te de ne yapılabilir? Orada... zaten biliyorsunuz kebapçılarıyla çok meşhur bir gastronomi gezisi gibi düşünebilirsiniz. Ayrıca bir gastronomi müzesi var Gaziantep'te. Oraya gezmek isterseniz gidebilirsiniz.
Baklava almak isterseniz zaten her yerde baklava çok lezzetli. Ben de tattım ve çok beğendim. Yemek için Yener Usta Ali Nazik kebabı ve katmer tatlısı çok güzel gerçekten. Tatlıyla aram olmasa bile çok beğendim. Zaten sokaklarda böyle bir kokutuyorlar kebabı size. Şehit 14 Şehit Anıtı var orada. Zincirli bedestem var. Baharatlarla aranız iyiyse böyle kuru yemiş almak isterseniz kahvaltıda benim gibi eğer siz de zahter seviyorsanız zeytinyağınıza ekmek batırarak hanları bakırcıları gezebilirsiniz. Tahmis kahvesinde Türk kahvesi içebilirsiniz. Bu da yine merkeze çok yakın. Tahmis kahvesinde Kakuleli Türk kahvesi içtim. O da yine çok keyifliydi. Hem sunumları, lokumları, baharatları, şan fıstığı bunlar da alınabilecekler arasında. Şimdi Gap turuna hangi mevsimde gidilir? Biraz buna bakalım. Gap turuna gittiğiniz zaman Adana, Hatay, Antakya buralar çok sıcak olduğu için bence tercih edilmesi gereken dönem Nisan sonu Mayıs. Böyle baharda olabilir sizi yormaması için veya Eylül sonu Ekim. Biz bile gittiğimizde Eylül'de gerçekten çok zorlandık. Gezmenizi, turda yol kat etmenizi etkileyen bir şey tabii sıcaklık. Giderken neler götürmeli? Hafif bir valiz almanızı öneririm. Rahat kıyafetler. Medreselere ve camilere girecekseniz bayanlar için askılı olmayan biraz daha uzun pantolonvari ve eşarbınız olsun. Nemrut'a çıkarken de Göbekli Tepe'yi gezerken de tozdan etkilenmemek için babet gibi değil ama böyle kalın ayakkabılar çok fazla da sıcakta terletmemesi için ortopedik rahat bir spor ayakkabı olmasını öneririm. Şapka çok önemli. Şapkanız, güneş kreminiz günde iki kere kremlenmek gerekebiliyor. Kuruyorsunuz çünkü. Bol bol su almanız. Tur otobüslerinde gerçi su takviyesi yapılabiliyor. Bu önemli. Döndüğünüzde neler almalı? Orada sizi oraya hatırlatabilecek, evinizde ufak tefek böyle dekor seviyorsanız yine magnetler olabilir. Tarihle ilgiliyseniz böyle ufak tefek Nemrut heykelleri, Zeugma mozaikleri falan olabilir. Ben kız kardeşim de mitoloji merakı var. Resim bölümünde derslerini de alıyor diye. Böyle bir kart oyunu aldım mesela. Birlikte daha oynamadık ama Memory Game böyle tarihten her türlü kartı eşleştirebileceğiniz ufak tefek olabilir. Mardin'den telkari alışverişi yapabilirsiniz. Buraya ait bir bakır sanatı el işçiliğiyle yapılıyor o bakırlar. Küpe, kolye, bilezik seviyorsanız o şekilde işlenmiş böyle tarihi şeyler alabilirsiniz. Yine Mardin'in merkezinde oraya has şaraplar, öküz gözü, boğaz kere üzümlerinden mahlepli, büyük ya da küçük güzel paketlenmiş çok fazla tadım yeri de var zaten. Bunları edinebilirsiniz. Yine hatırlayabileceğiniz bütün bir GAP turunu oraya katılanlarla sabahıyla akşamıyla hatırlayabileceğiniz güzel fotoğraflar çekerseniz bu da yine döndüğünüzde çıkınınızda kalması gereken şeylerden biri. Sadece fotoğraflarda Nemrut'ta objektiflerden uzak kalmanızı öneriyorum. Çünkü gün batımına o güneşi yolcu ederken bence tripodunuz varsa ne ala ama kameradan, telefondan uzak kalmanız, onu böyle tamamıyla deneyimlemeniz çok önemli. Bu insanlarını çok sevdim. Tekrar gidip böyle sindire sindire uzun uzun da kalmayı çok isterim. Lütfen videonun altına başka sorularınız varsa benim aklıma gelmeyen çünkü 10 tane il dolu dolu geçen 3 UNESCO mirası böyle hemen bir videonun içinde anlatılması çok zor bence. Lütfen yorumlara yazın. Bu kanalda nedense beni tanıyanlar hep özelden daha sonra yorum yapmayı tercih ediyorlar. Herhalde bir çekinme durumu var. Bir sürü yorumlar ve sorular geliyor ama burada paylaşalım ki belki benzer soruları olanlar da görür. Her zamanki gibi kapatalım. Övünmeden, ahkam kesmeden, yeni fikirlere açık kalarak tekrar görüşmek üzere.